Merhaba, ben Oktay Murat Kırçval, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Bugün size yeni varyant COVID hastalığının çocuklarda artan oranının nedenleri ve yapmamız gerekenlerle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Son zamanlarda artan COVID vaka sayılarının artışında özellikle yeni varyantlar çocuklarda daha fazla enfeksiyon oluyormuş gibi göstermektedir. İlk yıllara göre çocuklarda artan bu vaka sayılarının aslında yeni varyantla çok ilgisi olmadığı düşünülüyor. Bunun nedeni son zamanlarda maske, mesafe gibi önlemlerin uygulanmasının azalmasına ve çocuklarda aşılanmanın olmamasına bağlanmakta. Son zamanlarda artan bu vaka artışlarını, çocuklarda özellikle gördüğümüz klinik bulgular nelerdir? Önce onlardan biraz bahsedelim. Halsizlik, iştahsızlık, ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları bazen de deri döküntüleri şeklinde bulgularla karşımıza çıkıyor. Genellikle çocuklarda hastalık hafif seyrediyor ama yine de altta özel bir hastalığı olan çocuklarda hastane yatışlarıyla seyreden ağır vakalarımız da mevcut. Hastalığı hafif seyretmesi iyi bir tarafı hastalık açısından fakat aynı çocuklar erişkinlere ve aile içinde hastalığı yayma açısından bir risk faktörü oluşturduğundan bu çocukların takibi yine de önem kazanmakta. Yeni varyant hastalığın klinik bulguları özellikle sık karşılaştığımız viral üst solunum yolu enfeksiyonu, gribal enfeksiyonlar ve soğuk algınlığı bulgularıyla benzer olduğundan bahsettiğimiz şikayetlerle karşı karşıya kalırsanız muhakkak çocuğumuzu bir doktora götürmemiz gerekmekte. Aynı zamanda bu çocuklardan gerekirse hızlı tanı testi ve PCR kullanarak tanı koymak önemli. Bu hastalık hafif seyretse de şikayetler olan çocukların okul, kreş gibi toplu yaşam alanlarına gönderilmemesi, Maske, mesafe gibi uygulamaların hala etkin bir uygulama olduğunu görülmesi ve bunun uygulanması önemli. Ve bu çocukları aşılayamadığımız için özellikle erişkinlerin zamanı geldiği zaman hatırlatma dozlarını yapması, çocukların korunması için de önemli bir faktör. Herkese sağlıklı, mutlu günler dilerim.